Ne tipi cezaevlerinin tam anlamıyla tabutluk diyebiliriz. F-tiplerinde 3 kişi bir arada kalır. Diğer cezaevlerine göre statüsü, hakları çok sınırlı. Yani günümüz insanlık uygarlığının geldiği aşamada F-tipinin yerinin olmaması gerekir. F-tipi cezaevi imarıyla, haklarıyla, yönetimiyle orta çağdan daha geri bir sistem. F-tipi baştan aşağı bir insanlık suçu. Müvekkilimiz Sayın Öcalan'ın durumu daha da farklı. Tek kişilik bir hücrede. Bu başlı başına bir insan hakları ihlali. Ama müvekkilimizin güçlü iradesi. Tecritte inanılmaz şeyler başardı. Yani müvekkil tecrite alınırken beklenen egemenlerin beklediği sonuçları alamadılar. Düşüncelerini, özgürlük mücadelesini her an yaşadı, yaşatıyor. Onun için tabii ki insan hakları, insan hakkı suçu F-tipi. Ama müvekkilimiz o zor koşullara rağmen bunun üstesinde geldi, gelmiş bulunuyor. Morali çok yüksek. Ve F-tipi hücresinde o tabutlukta düşünce üretiyor. Kürt halkı için, Türkiye halkları için, Orta Doğu halkları için. Orta Doğu'da demokrasisini geliştirememiş gerici ülkeler için devletlerden çok halkları esas alan düşüncesiyle çağımızın filozofu diyebiliriz. Bu yönüyle müvekkilimizi tecride atan sistem umduğunu bulamadı. Müvekkilimiz bir ama insanüstü çabayla dediğim gibi tecritten çok rahat üstesinden gelmiş bulunuyor. Temel sorun Kürt sorunu. Bu devlet sistem kurulurken çok kültürlü, çok uluslu, çok yapılı bir halktan tek yapılı, tek kültürlü, tek uluslu Türkiye'ye dayalı bir sistem oluşturmaya çalıştı. Burada Kürtler ve diğer halklar yok sayıldı. Dolayısıyla sistemin kuruluşu başlı başına bir ucube. Çeşitli dönemlerde 100 yıllık TC tarihi döneminde demokrasi standartına uygun 3-4 yıl yaşadık. Ben 60 yaşını geçkin bir insan olarak. 2012 ve 2015 barış sürecinde Türkiye'de kısmi bir hak ve özgürlük söz konusuydu. Ondan önce, yani AKP'den önce Kemalist anlayış, o da tekçi ve ırkçı anlayışa sahipti. Bu anda AKP hükümeti Türk İslam sentezci. Kemalizmden tek yönüyle farklı. Kemalist milliyetçilikte sekülerizm var. Buradaki Türk milliyetçiliğinde hümanizm var. Sonuçta değişen bir şey yok. Yani birisi sistemin alkol alan hali, diğeri sistemin namaz kılan hali. Özü itibariyle ulusçudur. Aslında arada çok büyük bir fark da söz konusu değil. Son 20 yıldır AKP özellikle barış süreci sona erdikten sonra MHP ile MHP'nin ırkçı anlayışı biliyoruz. MHP ile birlikte Türk milliyetçiliğine dayalı bir durum, bir sistem yaratıyorlar. Dünyada bunun örneği yok. Tek kişinin hükümet kurduğu, yasama yürütme ve yargı elinde tutan tek kişinin olduğu bir ülkede demokrasiyi beklemek zaten saflık olur. Bir ülke düşünün ki bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymuyor. Kendi anayasasının kararlarına uymayan bir devlet söz konusu. Yani demokrasi açısından bu demokrasiye karşı bir
hançer vurmadır. Demokrasiyi öldürmedir. Bu ucube rejimi devam ettirmek için baskı uygulanmakta ama artık bu sürecin nasıl sonuna gelir? Temel mesele şu. Sistem Kürt sorunu çözmeden başarıya ulaşması mümkün değil. Zaten sistemin çıkmazı, çürümüşlüğü, yozlaşmışlığın temel nedeni Kürt sorunu çözmemesinden kaynaklı. Dolayısıyla müvekkilimiz Sayın Öcalan'a yaklaşım, Türkiye'de Kürt halkına, devrimci halklara yaklaşımı gösterir. Bu hükümet ve geçmişteki diğer hükümetler gibi savaş politikaları kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Halklar olarak bu coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında barışı daha güçlü bir şekilde haykıracağız. Bu giden yol yol değil. Bu Türkiye'de yaşayan bütün halklar için acı reçeteler doğurmuş, daha acısı olacak. Bu ekonomik darboğazın temel meselesi savaşa harcanan paralardır. Demokrasinin çökmesi, hukukun üstünün çökmesinin temel meselesi Kürt sorunu çözmemekten kaynaklıdır. Bütün bunlar bir bütün olarak değerlendirildi. Şunu görüyoruz. Sistem dışındaki biz muhalif kesimler Türkiye halklarının, Orta Doğu halklarının barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için her türlü bedeli geçmişte ödedik. Bundan sonra da ödemeye hazırız. Sayın Öcalan neden esir alındı? Önce bunu görmek lazım. Uluslararası NATO gladiyosu o dönem aldığı kararla Sayın Öcalan Türkiye'ye teslim edilir. Yalnız o zamanki bölgesel ve dünyadaki mevcut düzen ve paradigma ile arada geçen 25 yıllık süreçte bu paradigma çok değişti. Dolayısıyla dünya giderek 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Bu işin siyasi boyutu. Sayın Öcalan'ın tecridi Kürt sorunundan kaynaklı. Sayın Öcalan'a yaklaşım Kürt sorununa ve Türkiye'deki inanç sorununa, kadın ve diğer sorunlara yaklaşımdır. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Günümüz dünya insanlığının, uygarlığının geldiği aşamayla Türkiye Cumhuriyeti sisteminin geldiği aşama arasında çok büyük farklar var. Dolayısıyla dikkat ederseniz artık Tayyip şahsında devlet Avrupa'da, Batı dünyasında, Amerika'da kabul görmüyor. NATO'da kabul görmüyor. Dolayısıyla Türkiye altına imza attığı uluslararası anlaşmalara uymuyor. Dolayısıyla uymadığı için uluslararası baskıyı çok fazla hissetmiyor, gerek de duymuyor. Tayyip'in oynadığı ikinci Abdülhamit rolü, yani denge politikası bir tarafta Rusya'ya yanaşmakta, bir tarafta Avrupa ve Amerika'ya yanaşmakta, bu dengeleri gözeterek kendi çıkmazını sürdürmeye çalışıyor. Yalnız bu artık sürdürülecek bir aşam, artık sürdürülemeyecek bir aşamaya geldi. Dolayısıyla Sayın Öcalan şahsında ceza infaz kanunlarına göre ömür boyu ceza almış bir kişi, ağırlaşmış, müebbet hapsedilmiş, 30 ve 35 yıl sonra serbest bırakılır. Normal şartlarda müvekkilimizin içeride gösterdiği barışta inat ısrarı sonucu müvekkilimizin yıllar önce, hatta 2015'te çıkarılması gerekirdi. Müvekkilimiz içeride savaşı dayatmıyor, barışı dayatıyor. Çünkü halkların kurtuluşu, Orta Doğu halkların kurtuluşu barıştan geçiyor. Dolayısıyla müvekkilin bu durumu da dikkate alınarak serbest bırakılması
gerekiyor. Ama gerçekçi olalım ki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki kendi koyduğu kurallara, kanunlara uymayan bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gerçekliği söz konusu. Yani bu duruma bakınca anlayabiliyorum. Ben bir hukukçu olarak bazen şöyle düşünüyorum. Tayyip Erdoğan uluslararası arenada bizi temsil ediyor sonuçta, oy vermesek de. Bu ülkeyi temsil ediyor. Ama yaptığı demokrasiye aykırı, hukuka aykırı çıkışlar itibariyle ben utanıyorum. Yani Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarafı üyesi, AİHM'in müvekkilimizle ilgili ve diğer tutsaklarla ilgili verdiği kararlara uymuyor. Bu Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılmasını gerektirir. Ama iki Avrupa Birliği'nin de bu yönde çift destanlar söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkarları olduğu için bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. Olaya biraz da bu yönle bakmak lazım. Ama şunu görüyoruz. Artık dünyada ve bölgede üçüncü paylaşım savaşı söz konusu. Savaş illa da sıcak savaş değil. Bölüşüm savaşıdır, paylaşım savaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerle sorununu çözmese bu üçüncü paylaşım savaşında bir yüzyıl daha kaybedecek. Kısacası Türkiye halklarının, başta Kürt halkına, diğer halkların kurtuluşu Sayın Öcalan'ın göstermiş olduğu paradigmada yatar. Çünkü Sayın Öcalan ekonomik yönüyle Orta Doğu'da emperyalistler, Orta Doğu'nun kaynaklarını sömürmekte. Yalnız Sayın Önderliğin yaptığı şeylerde buradaki kaynakların halklara paylaşımından geçiyor. Olması gereken de bu. Açık konuşalım. Avrupa Birliği Türkiye'den korkuyor. Kendi içine almak istemiyor. Kendisine göre çok ama çok haklı nedenleri var. Şimdi biz kültürel olarak, demokrasi kültürü olarak, hukuk kültürü olarak Avrupa Birliği normlarında yaşamak istemiyoruz. Bu devletin özellikle AKP'yle birlikte gelen bir tercih meselesi. Dolayısıyla Türkiye demokrasi çıtasını yükseltirse, hukuk çıtasını yükseltirse Kürt sorunu da kalmaz, çözülür. Bu yönüyle ayak diretiyor. Avrupa Birliği ise zaten Türkiye'yi içine almamakta o kendince o riski bertaraf etmiş. Ama uluslararası ilişkilerde girif ilişkiler var, ekonomik ilişkiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başta Sayın Öcalan diğer siyasi tutsaklarımıza uyguladığı hukuk dışı tutumları konusunda yaptırımları geçten geç alıyor. Yatırımları zamana yayıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir ülkenin uymaması Avrupa Konseyi'nden atılmasını gerektirir. Ama Avrupa Birliği az önce bahsettiğim gibi ekonomik ve bazı siyasi rantlardan kaynaklı bu süreci uzatıyor. Tabii bu konuda AKP-MHP faşizmi de bu durumu görüyor. Onlar da uzatmaları oynuyor. Bu edilemez. Evrensel insan hakları ölçüsüyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ölçüsüyle, insanlığın geldiği demokratik değerler itibariyle şu andaki durum kabul edilemez. Ama fiili bir durum da var. Bunu da görelim. Eşen bir şey yok. Al birini vur ötekine. Kürt sorunu yüzyıllık bir sorun. Sayın Öcalan'a uygulanan yaklaşımlar Kürt halkına, Alevilere, Kürtlere, emek hareketine, kadın hareketine, ekolojik harekete uygulanan tecritin aynısıdır. Olay bir bütündür. Yukarıda demin saydığım gerekçelerle Sayın Öcalan'ın fiziki olarak özgür bırakılmasıdır.
bütün bileşenler muhatap olarak Sayın Müvekkilimiz Öcalan'ı gösteriyor. Türkiye bu işte diretiyor. Ama AKP-MHP yönetim anlayışının artık günümüzde geçerliliğin kalmadığını görüyoruz. Başta demokrasinin çok gerilere gitmesi, ekonomik iflas, toplumsal kesimleri ve bireylerin mutsuzluğu. Bunlar da şunu gösteriyor ki artık AKP-MHP koalisyonu bu ülkeyi yönetemeyecek. 2012-15 arasındaki barış sürecinde samimi olan ve samimi duruş gösteren tek kişi var, Sayın Abdullah Öcalan. Çünkü Sayın Öcalan günübirlik düşünmez, konjonktürel düşünmez, daha uzun vadeli. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra ne olacak onu düşünür. Yani seçim kaygısı yok, iktidarı kaybetme, verme gibi kaygısı yok. Dolayısıyla sorunun masaya atılması müvekkilimiz Sayın Öcalan'ın da fiziki olarak rahatlaması anlamına gelir. Zaten fikren önderlik bu olaya hazır. Önceki barış sürecinde de bunu gördük. Önderlikle masaya oturması sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, bölgedeki diğer devletler, özellikle diğer halklar için, oradaki halklar için bir şans olacak. Sistem, devlet, hükümetler geri geçicidir. Kürso, Türkiye Kürt sorunu çözerse Orta Doğu'da bölgesel güç olacaktır. Çözemezse bugünkü gücünden çok daha geriye gidecektir. Dolayısıyla bütün halklar zararı görecektir. Yani bu konuda bunu diyebilirim. Öcalan'a yaklaşım, Kürt sorununa yaklaşımdır aynı zamanda. İşte şöyle. Sen Öcalan haftalık avukat görüşleri var. Asıl hukuk bürosu ki ben de üyesiyim. Her hafta düzenli olarak müvekkilimize görüşmek için müracaat eder. Ama kargaların güleceği gerekçelerle tecrit uygulandığı için maalesef bu yapılmıyor. Toplu olarak Özgürlükçü Hukukçular Derneği, disiplin cezası, demin dediğim gibi biraz ironi yapalım. Kargalar güler bu işe ya. Bir kişi tek başına nasıl disiplin cezası uygulayacak? Hangi gerekçelerle? Kaldı ki müvekkilimiz sıradan sıradan bir tutsak değil. Her şeyi çok iyi bilir. Kendisini denetlemeyi halkı. Kısacası şunu söyleyelim. Gerekçelere havadaki kuşlar, yerdeki kelebekler gülüyor. Şu şu gerekçesi var diye Bursa'daki Cumhuriyet Savcılığı, Cezaevi İnfaz Savcılığı da kendi gerekçelerine inanmıyor. Yani bunun inandırıcı da kalmamış. Evet, iki defa başvurdu toplu olarak. Evet, bir çalışmamız daha var bunu ÜHE'de. Ben de üyesi oldum ÜHE'de ve Asıl Hukuk Bürosu. Serbest çalışan aktivist avukatlar arkadaşlar. 1300 imza ile Adalet Bakanlığı'na tekrar başvuracağız. En az 1300 imza. Ki bu yakında sağlanacak. Toplu olarak müvekkilimizle görüşme planları da yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2015'te ve 16'da o dönem yine toplu olarak 150 civarında, 200 civarında avukat Emralı Adası'na gitmek için Bursa'ya gittik. Yalnız bu dönem çok daha güçlü. 1300-1500 avukatla birlikte adaya gitme çalışmaları devam ediyor. Temel mesaj yani müvekkilimizle görüşme. Yani
çok ağır insan hakları ihlali yaşanıyor müvekkilimizin üzerinde. Yani biz hukukçuyuz. Hukuk bireyin güçlüğe karşı korunması demektir. Müvekkilimize uygulayan insanlık dışı uygulamaları bir yerde protesto etmek için bu girişimde bulunuyoruz. Bu girişimlerimiz daha da devam edecek, artarak devam edecek. Barışı getirmek, savaşı getirmekten daha zordur. Sabır ister, inat ister, fedakarlık ister, mücadele ister. Kesintisiz bunu devam ettireceğiz. Daha söyledim. Üye devletleri imza atan AİM'e bağlı üye devletlerin ki Türkiye'de kendi anayasasının 90. maddesine AKP döneminde şöyle bir şey koydu. Uluslararası hukuk normları Türkiye'deki hukuk normlarının üstündedir. Yani anayasa hükmündedir. Bunu AKP hükümetine hatırlatmak isteriz. Bunu Adalet Bakanlığı'na hatırlatmak isteriz. Bunu AİHM'e hatırlatmak isteriz. Bunu Avrupa Konseyi'ne hatırlatmak isteriz. Yaptırmış yok. Evet, Avrupa Birliği Demirtaş şahsında, önderlik şahsında ki hak ihlalleri konusunda Avrupa Konseyi'ne müracaat etti. Ama Avrupa Konseyi uzatmaları oynuyor. Bu konuda Avrupa Konseyi'nin de sorumluluğunu yerine getirip bir an önce Türkiye'ye karşı yaptırımlar neyse onu uygulaması gerekir. Yani Avrupa Birliği de kısacası uzatmaları oynuyor. Bu Avrupa demokrasisine göre acı bir durum.